çocuklar merhaba yine bir ders anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz 4. sınıf matematik ve zihinden çıkarma işlemi hep birlikte yapmış olacağız. Evet 3 basamaklı doğal sayılardan onun katı olan 2 basamaklı doğal sayılar zihinden çıkarılmak istenebilir. Onun katı dediğimiz 2 basamaklı sayılar kaçtır? 10'dan 90'a kadar olan sayılardır. Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90. Zihinden çıkarma işlemi yapılırken eksilerin birliği farkın birliği olarak yazılır. Ve çıkarma işlemine eksilen ile çıkanın onlukları çıkarılarak başlanır. Şimdi uygulamada görelim isterseniz. Evet işlemleri yapalım. 398'den 30'u çıkardığımda yani 3 tane onluk, 3 tane onluğu düştüğümde sonucumuz tabii ki 368. Diğer soruda 625'ten 2 tane onluğu çıkardığımda tabii ki sonucumuz 605 şeklinde bulunmuş olur. İşlemimizi zihinden yapalım. 95 50 işlemini yaparken öncelikle onlar basamağından 9'dan 5'i çıkarmamız gerekiyor. Neden? Zihinden yapıyoruz çünkü bunu işlem olarak yapmıyoruz. Yani şu anda yazdığım her şeyi siz hızlıca zihninizden yapabilmelisiniz. 9'dan 5'i çıkardığımda, yani 9 onluktan 5 onluğu çıkardığımda 4 onluk kalır. 4 onluğu yazdım. Daha sonra ise Bakın 5 birlik farkın birliği olarak yazıldığında sonucumuz 45'tir. İşlemi bu şekilde yapmış oluruz. Yine bir başka işleme bakalım. Yine 76 x 20 işlemini yeniden yaparken 7 onluktan 2 onluğu çıkaralım. 7 onluktan 2 onluğu çıkardık. 7'den 2 çıktı 5 kalır yani 5 onluk. 5 onluğumuzu yazdık. Ve diğer yani birler basamağındaki 6'yı da farkın birliği olarak yazdığımızda sonucumuz 56 olarak bulunmuş olur. Evet şu anda dikkat etmemiz gereken nokta şu. 3 basamaklı bir sayı olacak ve bu 3 basamaklı sayıdan yüzün katları yani 100, 200, 300, 400 gibi sayıları çıkaracağız. Zihinden çıkarma işlemi yapılırken eksilenin onluk ve birliği, farkın onluk ve birliği olarak yazılır. Çıkarma işlemine eksilen ile çıkanın yüzlükleri çıkarılarak başlarız. Uygulamada görelim isterseniz. Evet yüzler basamağı bakın şimdi 8'den 5 çıktı. 3 kalır. 35'i de direkt yazarım. Yani 335 işlemimiz az önce anlattığımız bu aslında. 6'dan 2 çıktı. 4, 23'ü de direkt yazarım. Çünkü orada 0 olduğu için hiçbir etkisi yoktur. Yine burada bakalım. 4'ten 1 çıktı. 3, 56'yı aynen yazarım. Yani sonucumuz 356'dır. Evet buraya bakalım. Şimdi bu biraz değişik. Aslında iki basamaklı olduğu için bir de burada onluk bozmamız gerekecek. Burada da pratik bir yolumuz var. Şimdi burası 6 idi biliyorsunuz. Burada 5 kalır ve 5'i direkt buraya yazarız. Şuradaki 10 olur. 10'dan da 4 çıktı 6 kalır. 3'ü de aynen yazdığımızda 563 sonucunu bulmuş oluruz. Yine aynı şekilde yapalım bakın. Bunu bir eksiğini yazdım 6. 10'dan 7 çıktı 3 kalır. 4'ü de aynen yazdım. Sıfıra neden 10'dan 7 çıktı diyorum. Çünkü bir taneye yüzlüğü sıfıra vermiş oluyorum. O yüzden pratik bir yol geliştirmemiz gerekiyor. Yine burada da aynı şekilde 8 yazdım. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. 7'yi de direkt yazdığımda 857 sonucunu bulmuş oluyorum. Evet sevgili çocuklar bugünkü ders anlatımımız da bu kadar. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>